Hazreti Yusuf'un kardeşleri bu kez hep birlikte Mısır'a geldiler ve onun huzuruna çıktılar. Hazreti Yusuf, küçük kardeşini diğerlerinden ayırdı ve ona gerçek kimliğini açıkladı. Yusuf'un yanına girdikleri zaman o kardeşini bağrına bastı. "Ben," dedi, "senin gerçekten kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme." Hazreti Yusuf, Mısır'ın kurallarına göre kardeşini yanında alıkoyamazdı. Ancak o, akılcı bir planla bunu da başardı. Hazreti Yusuf, su tasını kaybettiğini açıkladı. Yasalara göre tas kimin çantasında bulunursa o kişi alıkonacaktı. Önce diğer kardeşlerin çantaları açıldı. Hiçbir şey çıkmamıştı. Sıra küçük kardeşin çantasına geldi. Çanta açıldı. Su tası küçük kardeşin çantasındaydı. Çünkü Hazreti Yusuf, planın bir parçası olarak su tasını küçük kardeşinin çantasına saklamıştı. Böylece Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını yoklamaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik. Yoksa hükümdarın dininde yürürlükteki kanuna göre kardeşini yanında alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. İnsanların birçoğu fark etmez ama yaşamın her anında Allah'ın belirlediği kusursuz bir plan işlemektedir. Hazreti Yusuf'un hayatı da bu planın açık bir kanıtıdır. O, öz kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, çirkin bir iftiraya uğramış, suçsuz yere atıldığı zindanda unutulmuştur. Ancak Hazreti Yusuf her zaman ümit var olmuş, sabrını ve kararlılığını sürdürmüştür. Hazreti Yusuf en zor anlarında da bir hayır olduğunu görmüş ve yaşadığı her durumda Allah'a şükretmiş ve tüm bu zorlukların arkasından da çok büyük nimetlere kavuşmuştur. Hazreti Yusuf kıssasında insanlara gösterilen çok önemli bir gerçek vardır. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.